Herkese merhaba. Bugün sonunda benden çok istediğiniz nasıl kilo veriyorum, nasıl formumu koruyorum, ne tarz besleniyorum ve nasıl spora başladım. Hem inşallah motivasyon olacak size, yani birazcık motivasyon videosu da olacak. Hem de hangi besinlerin aslında spor yaparken alınmaması gerektiğini ya da ne tür beslenilmesi gerektiğini anlatacağım. Bir uzman değilim. Daha doğrusu yani anlatacağım demek yanlış olur. Paylaşacağım diyeyim. Yani kendim ne yapıyorum onu paylaşacağım. Dediğim gibi kilo vermek için değil aslında. Yani bir diyet programı ya da bir diyet listesi vermiyorum size. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hatta bir Instagram canlı yayınında da söylemiştim. Kesin yine bir sürü yorum gelecek. Saçma sapan. İşte öyle beslenilmez, öyle yapılmaz diye. Bu benim vücudum. Ben kendim bu şekilde toparladım vücudumu ve inceldim. Kilo olarak çok büyük bir fark olmadı. Ama olayın, asıl olayın yani güzel, sağlıklı beslenmek olduğunu anlatmak istiyorum size. Çok uzattım. Bu arada telefonum yine susmadı. Çok uzattım. O yüzden zaten çok konuşacağız. Hemen videoya geçelim. Öncelikle ne zaman spora başladım? Ben zaten 15 sene tekvando yaptım. Yani 15 sene profesyonel olarak, lisanslı olarak sporcuydum. Daha sonra artık işte 24 yaşıma girdim. Dedim ki artık yeter, yeteri kadar yaptım bu sporu. Ve bir senedir bırakmıştım yani. Bir sene olmuştu spor bırakalı. Aynı zamanda okulum bitti. İşte iş bakıyorum, sürekli evdeyim vesaire. Baktım aldı başını gidiyor vücudum. Yani böyle bir yağlanmalar, kilolar oturmaya başladı falan. Dedim ki Ezgi hadi kaldır kendini ve spora git. Ben ilk fitness deneyimimde hiç sevmemiştim fitness'ı. Yani gerçekten hiç sevmemiştim. Bunun salonun çok etkisi olduğunu fark ettim. Yani antrenörlerinizin çok etkisi var sporu sevmenizde. Gittiğiniz spor salonunun ortamı, havası, duvarın renkleri bile çok etkili gerçekten. Hiç sevmemiştim. Bu sefer de boşuna para verir miyim falan diye endişelendim. Fakat dedim ki hayır, ben yaza kadar bu vücudu kaslı yapacağım, toparlayacağım, inceleyeceğim. Neyse, çok uzatmayayım. Fitness'a yazıldım. Başladım. Ben zaten, bana sürekli şey soruyordunuz, kilo, ben zaten dönem dönem kilo alıyordum ama 2 kilo, 3 kilo yani daha fazlasını almıyorum. O 3 kiloyu, 2 kiloyu ya da aldığım dönemlerde de şöyle yapıyordum. Fast food ara veriyordum. İşte daha çok protein, sebze, haşlama falan yiyordum. O şekilde eski kiloma geri dönüyordum. Ama bir gün yediğimde tekrar alıyordum. Yani sporun burada önemli nokta, spor yaptığınız zaman o kiloyu bir gün diyeti bozduğunuz zaman almıyorsunuz tekrar. Spora başladım tabii sevince de böyle bir gaza geldim. Dedim ki ben buraya geliyorum. 1,5 saat, 2 saat spor yapıyorum. Eve gidip neden sağlıksız şeyler yiyeyim ki diye düşündüm. Yani siz de muhtemelen, yani beni açıkçası diyete, sağlıklı beslenmeye motive eden şey spor salonuna gidiyor olmam oldu. O yüzden bence sporla desteklemek, sağlıklı yaşam tarzını sporla beslemek, desteklemek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle besleniyorum. Kısaca bahsedeyim. Daha sonra fitness'ta neler yapıyorum ondan da bahsedeceğim. Ben zaten sebze yemeğini çok seviyorum. Ama sebzeyi yemek olarak sevmem, haşlama olarak severim. Yani taze fasulyeyi bile haşlayıp böyle limon sıkıp tuzlayıp yiyebilirim. Öyle söyleyeyim. Sağlıklı beslenme hayatına nasıl başladım ve neleri tüketmiyorum, neleri tüketiyorum, nelerin vücuda çok fazla zararı var, bunlardan bahsedeceğim. Birincisi, tam bir ay oldu bugün spora başlayalı ve tam bir aydır hiç hamburger yemedim, hiç fast food yemedim, hiç beyaz ekmek yemedim, hamur işi yemedim, yağlı hiçbir yemek yemedim, kızartma kesinlikle yemedim, hamur işi zaten yemedim, şekeri tamamen hayatımdan çıkardım ve en önemlisi kola hiçbir şekilde içmiyorum ve hani şöyle söyleyeyim size, mesela kola yoksa evde, unutulduysa alınması, ben yemek yemiyordum. Yani yemeği kolasız asla yiyebilen bir insan değilim. Öyle söyleyeyim yani. Durup gün içerisinde işte bardağa kola koyup içebilen bir insan değilim. Ama yemekle mutlaka kola içmem gerekiyordu. Bunu tamamen bıraktım ve buna inanamıyorum. Sonra dedim ki ben kolayı bıraktıysam her şeyi yapabilirim. Sizin de hayatınızda asla bırakamam diyeceğiniz bir yiyecek varsa, mesela çikolata, mesela tatlı. Bir dişinizi sıkın. Bir hafta sadece. Dayanın. Bilemediniz 2 hafta. Gerçekten canınız kesinlikle istemiyor. Şu an kola midemi bulandırıyor düşünmek. Yani hiçbir şekilde canım istemiyor. Buna hala inanamıyorum mesela. Ya birazcık açıkçası şunu söyleyeyim. Çok konuşacak şey var. O yüzden çok konular birbirine karışıyorsa üzgünüm. Birazcık kafada bitirmek gerekiyor. Ben o vücudu istiyorum. Ben güzel, işte belirgin kaslı bir karın istiyorum. İnce bacak istiyorum.
bunu kafanıza koyduğunuz zaman zaten bu şekilde besleniyorsunuz. Çok kilolu arkadaşlar olabilir aranızda. Bu söylediklerimin hiçbiri bir diyet programı, diyet listesi değil. Normal bir spor yapan bir insanın beslenme programı diyebilirim. Neyse devam ediyorum. Bu saydığım hiçbir şeyi bir ay boyunca gerçekten ağzıma sürmedim. Canım tatlı istediğinde bitter çikolata yedim. Bitter çikolatadan nefret ederdim. Şu an bayılıyorum. Resmen bayılıyorum. Hani kare şeklinde alıyordum büyük. İki parçasını, iki karesini yiyordum ya da üç tanesini. Yani gerçekten çok sağlıklı beslendiğiniz zaman arada yaptığınız ufak kaçamakların hiçbir problem olmadığını göreceksiniz zaten. Artı spor yaptığınız zaman. Bir insan nasıl incelir? Ondan bahsedeceğim. Eğer şekeri gerçekten hayatınızdan keserseniz ve beyaz ekmeği keserseniz, aşırı yağlı yiyecekleri keserseniz, kilonuzda bir fark oluşmasa bile görüntünüz gerçekten değişecek. Buna inanın, bana inanın. Çünkü değişiyor. Kendim gözlerimle gördüm. Öyle söyleyeyim. Mesela kahveyi şekersiz içemezdim. Şu an şekerli kahve kesinlikle içemiyorum. Ve bu bahsettiğim her şey sadece 2 hafta içerisinde oldu. Yani her şeyin aslında alışkanlık olduğunu, bağımlılık olduğunu kavradıktan sonra o tür sağlıksız kötü yiyecekleri, kötü içecekleri vücudunuza sokmak istemiyorsunuz. Çünkü bana şu an zehir gibi geliyor onlar. Yani eğer onları kullanırsam sanki hastalanacakmışım gibi hissediyorum. Ve beyaz şeker falan gerçekten çok zararlı. Vücudun da bir şeker ihtiyacı var. Bunu meyvelerden alabilirsiniz. Çok rahat bir biçimde alabilirsiniz hem de. Hem de sağlıklı bir biçimde almış olursunuz. Şu an kameram sallanıyor çünkü GoPro'm yatağımın üzerinde yürüyor. Oturur musun artık? Ben şöyle besleniyorum. Sabah kahvaltımda işte çikolataymış kahvaltılık, bal mesela çok yiyordum. Bunları falan çıkardım. Klasik bir kahvaltı tabağı hazırlıyorum. Yumurta, kızarmış ekmek ya da normal ekmek ama tam tahıllı ya da tam işte buğday, çavdar ekmeği kullanıyorum. Kendime özel ekmeğim var, sadece onu yiyorum. Beyaz ekmek, zaten hiçbir anlamı yok beyaz ekmek yemenin. Diğer ekmekler çok daha lezzetli, emin olun. Denerseniz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir dilim ekmek yiyorum. İşte ya çırpıp bir tane yumurtayı ya da iki tane çırpıp çok açsam iki tane ya da haşlayıp işte domates, salatalık, zeytin. Böyle klasik bir kahvaltı tabağım var. Buradan zaten yumurtadan peynir de önemli. Yeterli proteinimi alıyorum sabah. Ve yanında da sade kahve içiyorum. Yani kahvaltı dediğim gibi klasik. İşte yağ, tereyağlı menemenmiş, tereyağlı sahanda yumurtaymış, sucukmuş falan bunları çıkardım. Zaten bunları sadece hafta sonu işte pazar kahvaltılarında yapıyordum. Şimdi onu da yapmıyorum. Arada böyle işte öğlene kadar bir acıktıysam eğer ya bir tane elma yiyorum ya bir tane Activia yoğurt yiyorum ya da muz yiyorum. O benim gerçekten açlığımı gideriyor ya da kahve içiyorum yine sade. Öğlen yemeği yani açıkçası eğer güne geç başladıysam ben İşte iki öğün yemiş oluyorum ama aralarda öğün yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Ana öğün iki tane oluyor. Ama normal bir günümde öğlen bir salata yapıyorum. Ya da işte sebze varsa çok az 3-4 kaşık yoğurt, bol yoğurtla onu yiyorum. Akşam da ızgara tavuk, brokoli işte ya da köfte, brokoli, salata, yoğurt. Ekmek yemiyorum ben akşam yemeğinde. Öğlen yemeğinde de yemiyorum. Sadece sabah kahvaltısını yiyorum ama akşam yemeğinde çok yemek istiyorsam bir dilim yiyorum. Bu arada tavuğumu falan ızgarada yapıyorum. Kesinlikle yağsız. Bol kekik, biber, kırmızı biber, acı, karabiber, tuz falan koyuyorum. Efsane oluyor. Öğünlerim hep bu şekilde. Değişiyor. Öğlen tavuk yiyorum. Akşam işte salata yiyorum. Brokoli yiyorum. Sebze haşlıyorum mesela. İşte karnabahar haşlıyorum. Havuç haşlıyorum. Brokoli haşlıyorum. Hepsini yoğurtla yiyorum falan. Ve bunu çok seviyorum yani yemeği. Eğer spor yapıyorsanız spordan sonra protein almanız gerekiyor. Spora ben her gün gidiyorum bu arada. Yani biraz tuhaf ama 7 gün gidiyorum. Şu an çok işim gücüm olmadığı için. Ama 5 gün, 6 gün iyidir. Hatta 4 günde iyidir. Yani sizin yoğunluğunuza, iş yoğunluğunuza bağlı birazcık. Spordan sonra genelde işte ızgara tavuk ya da köfte falan o tarz şeyler yiyorum. Mideme dokunuyor benim. Pişmiş, çok pişmiş yemekler. O yüzden haşlamalar çok hafif oluyor. Hem karnım da şişmiyor hem de gerçekten inanılmaz doyuyorum. Eğer akşam yemeğini erken yediysem işte gece falan acıkıyorsam yine bir meyveli yoğurt ya da işte kendime yapıyorum. Ya da yoğurda şey koyuyorum. Yulaf koyuyorum. Muz koyuyorum. Böyle çok tatlı istiyorsa canım bir kaşık da
bal koyuyorum ve yiyorum yoğurdu öyle. Efsane oluyor, çok güzel oluyor. Tarçın da ekleyebilirsiniz. Gerçekten tatlı ihtiyacını gideriyor. Yani tatlı dediğinizde illa baklavalar, işte pastalar, çörekler falan değil. Bir kaşık bal yediğinizde bile o tatlı isteğiniz gerçekten gidiyor. Peki başka gün içinde neler yapıyorum? Mesela ben hiç su içmezdim. Su içmeyi arttırdım. Hala bence yeterli şekilde içmiyorum. Unutuyorum çünkü. Ama su içmek gerçekten çok önemli. Başka ne yapıyorum? Suyumun içerisine 1-2 dilim böyle yuvarlak limon koyuyorum. O böyle metabolizmayı hızlandırıyor falan. Böyle hem içimi de kolay oluyor böyle. Ferahlatıyor limonlu su. Normal su içmeyi ben hiç sevmiyorum çünkü. Sabah aç karnına bir bardak limonlu su içiyorum. O da bayağı iyi geliyor vücuduma. Başka ne yapıyorum? Eğer atıyorum kahvaltıdan çok sıkıldıysam 2 dilim işte tam tahıllı ekmeğe sandviç yapıyorum. Domates, salatalık, biber, peynir koyuyorum. O şekilde yiyorum. Hani alternatif olsun diye söylüyorum. Ya da bir yine 2 dilim ekmek kızartıyorum. Avokado sürüyorum. Bayılıyorum çünkü. Limon, tuz avokadonun üzerine efsane oluyor. Üzerine bir de yumurta işte tavada yapıyorum. Onu da koyuyorum. Yine 2 dilim ekmekte bu ikisini 2 dilim ekmek olacak şekilde yiyorum. Yani kahvaltı alternatiflerim 3-4 tane oluyor. Çünkü gerçekten her gün aynı şeyi yemek birazcık insanı sıkıyor biliyorum. Ama siz kendiniz bir şeyler yaratabilirsiniz, üretebilirsiniz. YouTube'da binlerce video var. İnşallah ben de sizin için bir yeme rutini videosu çekeceğim. Yani spor yaparken ben bunlara dikkat ettim en çok. Dışarıda yemek yiyorsam sadece tavuk ızgara yedim. Ya da salata yedim. Sossuz bir şekilde tabii ki. Bu şekilde. Sporda ne yapıyorum peki? Spor... Buraya yeni hani fitness olayına yeni başladığım için çok ağır bir şekilde aslında yoğun çalışıyorum ama çok ağır çalışmıyorum öyle söyleyeyim. İlk 15-20 dakika yürüyüşüm var. Ben koşuyorum. 5 dakika yürüyorum. 10 dakika koşuyorum. 1-2 dakika bacaklarımı rahatlatıp yürüme bandı olayını tamamlıyorum. Oradan sonra bir gün benim üst bölge çalışmam, bir gün alt bölge çalışmam var. 2 günde bir de karın çalışmam. Bunlara ek karın çalışıyorum. Bu program benim için iyi çünkü mesela üst bölge çalıştığım zaman kollarım ağrıyorsa ertesi gün üst bölgemi çalıştırmamış oluyorum. Zaten fitness'ta ben size program veremem çünkü antrenör değilim ve çok fikrim yok. Kendi programımı sadece biliyorum. Ama size önerebileceğim tek şey var. O da her gün aynı hareketleri yapmamanız. Çünkü atıyorum her gün kolunuzu çalıştırıyorsunuz ya da işte her gün bacağınızı çalıştırdığınız bir alet var atıyorum. Ve bu aleti ertesi gün tekrar yaptığınız zaman aynı kas çalıştığı için, dinlenemediği için aynı zamanda kaslarınız yoruluyor ve bir verim alamıyorsunuz. Boşuna yapmış oluyorsunuz yani. O yüzden bir gün çalışıp bir gün ara verip ya da bir gün alt bir gün üst çalışıp fitness'i o şekilde değerlendirebilirsiniz. Program yapacak bir antrenörünüz yoksa, program yapacak bir antrenörünüz varsa bile mutlaka internetten araştırın. Çünkü çok bilinçsiz, spor salonlarında çok bilinçsiz insanlar oluyor. Biliyorum. Çünkü bir önceki benim öyleydi. Şu an iyiyim. Salondan memnunum. Sporda önerebileceğim şey bu. Ha yok ben spor salonuna gitmek istemiyorum ya da spor salonuna para vermek istemiyorum diyorsanız evde sizin için zaten çektiğim bir video var. Bunu alternatif olarak bir video daha çekeceğim. Çünkü şu an daha bilinçliyim. Birazcık daha bir şeyler kaptım. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Hatta inşallah salonda çekebilirim. Fırsat olursa bakalım. Onu da düşünüyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi de karın kasımın, karın bölgemin nasıl belirginleştiği. Şöyle söyleyeyim. Zaten ben çok kilolu değildim. Şu an bir ayda 2,5 kilo falan verdim. Ama o 2,5 kilo yani görüntüde 4 kilo verdim. Çünkü spor yapıyorum. Ha derseniz ki ben sporsuz diyet yapmak istiyorum. O zaman hem kilo verme evreniz daha uzun olacak hem de vücudunuz hemen incelmeyecek mesela. Kiloya yansıyacak ama yağlarınız çabuk gitmeyecek. Ben kesinlikle spor yapın diyorum. Hiçbir şey yapmıyorsanız çıkın bir saat yürüyün, koşun falan. Mutlaka bir şekilde harekete geçin. Geçirin vücudunuzu. Karın hareketlerini çok merak ediyorsunuz biliyorum. Mutlaka bir video çekeceğim. İnşallah bu videodan sonraki karın hareketleri olur evde yapabileceğiniz. Hemen bir sonuç beklemeyin ya da hemen vücudunuz şekle girmezse pes etmeyin. Çünkü bir 3-4 ay var aslında vücudunuzun böyle belirginleşmesi için, şekle girmesi için. Kalça mesela çok zor toparlanıyor. Kendinize bir 3-4 ay verin mutlaka. Pes etmeyin, bırakmayın. Kilo veremiyorsanız kesinlikle bırakmayın. Çünkü her şey kilo değil. Aynaya baktığınız zaman bedeninizi incelmiş görüyorsanız, hissediyorsanız, giydiğiniz cinsize daha iyi yakışıyorsa zaten asıl
mühim olanı yapmışsınız demektir. Yağlarınızdan kurtulmaya başlıyorsunuz demektir. O yüzden her şey kilo değil. Sürekli tartılmayın kesinlikle. 3 ay hiç kilo vermeyen insanlar var ama baktığınız zaman "Aa, incelmişsin, sende bir tuhaflık var" falan diyorlar. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben bu 1 ay içerisinde hiç makarna da yemedim, pilav da yemedim. Benim en sevdiğim şey makarna ve pilavdır. Çok severim. Şu an arada makarna canım istiyor, istemiyor değil. Yalan söylemeyeceğim. Spagetti istiyor çok böyle domatesli falan salçalı. Ama o da geçti ya. Çünkü yediğimde rahatsız olacağımı hissediyorum. Kilo olacağımı hissediyorum ve yemiyorum. Karbonhidratı ben hayatımdan çıkardım ekmek dışında. Zaten karbonhidratı ekmekten alıyorum diye düşünüyorum. İyice araştırın, sağlıklı karbonhidratlarla vücudunuzu besleyin. İlla pilav yiyeceğim diyorsanız bulgur pilavı yiyin 4-5 kaşık. Onda da bir sakınca yok. Bulgur pilavı antrenmanlardan sonra yiyebilirsiniz. Bir şey unutmaktan çok korkuyorum. Umarım her şeyi açıklamışımdır. Yani şöyle söyleyeyim. Normal bir vücuda sahipseniz, çok aşırı kilolu değilseniz 3-4 ayda vücudunuz gerçekten şekle girmeye başlayacak. Yaz geliyor. Pes etmeyin. Hepinizden güzel güzel spor fotoğrafları bekliyorum. Beni etiketleyin, bana mesaj gönderin Instagram'dan. Birbirimizi motive edelim. Hem böyle daha heyecanlı ve işte motive olmuş oluruz. Ve mutlaka spora ilk başladığınız gün vücudunuzun fotoğrafını çekin bir. Karnınızı, poponuzu kendiniz evinizde çekin ve bir kenarda dursun. Gelişimi kendiniz, kendi gözlerinizle görün. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben çekmiştim ilk gün fotoğraf. Şu an bir ayda bile bu kadar fark olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Eğer bir hedefiniz varsa ya da birinin vücudunu çok beğeniyorsanız, ben de böyle olmak istiyorum diyorsanız onun da fotoğrafını bir kenarda bulundurun. Ve hani kendinize bir idol, hedef belirlemiş olursunuz. Bu da sizi daha çok motive edebilir. Beni Instagram'daki ve YouTube'daki böyle şey fit, spor yapan kadınlar çok motive ediyor. Onların sayfalarını takip ediyorum. Herkes genelde şeyi soruyor. Nasıl üşenmiyorsun, nasıl gidiyorsun falan. Dediğim gibi kafamda bitirdim bu olayı yani. Ben kesinlikle bunu yapmak istiyorum. Şöyle bir vücuda sahip olmak istiyorum. Bu yaz bikiniyle yürürken popomu saklamak istemiyorum. Yani kendimi bu şekilde mutlu hissediyorum. Siz belki belirgin, işte hafif baklavalı bir karın sevmiyorsunuzdur. Sadece hafif incelmek istiyorsunuzdur. 3 kilo vermek istiyorsunuzdur. 5 kilo vermek istiyorsunuzdur. Kendiniz ne istiyorsanız vücudunuz için onu yapın. Belirli bir kalıba oturmuş İnsan olmayın yani. Ben bunu istiyorum kendi vücudum için. Böyle mutlu olacağım. O yüzden bunu yapacağım. Siz kendinizi nasıl mutlu hissedecekseniz o şekilde bir program hazırlayın kendinize. Ve kendi vücudunuzu tanıyın en önemlisi. Yaptığınız şey bir ay geçti, iki ay geçti, işe yaramıyorsa başka alternatifler üretsin. Neyin size kilo aldırdığını, neyin sizi rahatsız ettiğini, midenizi, karnınızı şişirdiğini, bunları fark ettikten sonra, yani en iyi vücudunuzu aslında siz tanırsınız. Bunları fark ettikten sonra zaten doğru beslenme programını, kendiniz için doğrusunu bulmuş olacaksınız. Şu anda bel kısmım benim zaten inceydi ama karnım tamamen gitti. Benim göbeğim vardı birazcık. Yani çekerek yürüyordum hep. Şu an bayağı gitti. Bel kısmım evet zaten inceydi. Ama bu yanlarımdaki şu yağ kısımları falan gitti. Elime şu an çok fazla yağ gelmiyor açıkçası. Bel kısmımda incelme oldu. Zaten benim hedefim hani kilo vermek falan değildi spora başlarken. Evet bir 3-4 kilom vardı hala şu an. 1-2 kilo daha verirsem daha iyi olacak. Ama asıl hedefim benim sıkılaşmak, kaslanmaktı. Hedefinizi iyi belirleyin. Gittiğiniz zaman bir salona ya da kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız, yağ yakımı mı yapmak istiyorsunuz, yani kilo vermek mi istiyorsunuz? Yoksa benim kilom iyi, ben sıkılaşmak istiyorum mu diyorsunuz? Buna bir karar verin. Benim beslenme ve sporla alakalı söyleyeceklerim sanıyorum bu kadar. Aşağıda eğer sorularınız olursa şöyle yapalım. Sorularınızı aşağıya bırakın ama benim yanıtlayabileceğim sorular olsun. Ben diyetisyen, antrenör, koç falan değilim kesinlikle. Bunları unutmayın, ona göre sorular. Yani merak ettiğiniz sorular, kendinizle ilgili değil. Boyum şu, kilom şu, ne kadar sürede kilo veririm? Ya da kilom iyi mi, normal mi? Bu tarz sorular ne olur sormayın. Yanıtlamayınca üzülüyorum. Benimle ilgili, sporla ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıya yorum olarak bırakırsınız. Bir sonraki videoda yanıtlamış olurum. Umarım merak ettiğiniz soruların, Instagram ve Snapchat'te merak ettiğiniz soruların cevaplarını bu videoda almışsınızdır. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Lütfen beğendiyseniz ve devamı gelsin istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.